10 frank. Çocuklarına miras bırakmıyor. 300 frank şu sandık. Oo, abajurlara aklınıza gelmeyen malzeme bulabilirsiniz. İkinci el almak entelektüel bir davranış. Ama gerçekten de masaymış ha. Ben bunu böyle sıkıştırılmış talaş yani talaş. Çer çöpü sıkma da böyle bir. Gerçekten çok çok büyük paralar dönüyor burada. Bu sevgili dostlar, herkese merhaba. Evet, yine İsviçre'de kapalı, yağmurlu, soğuk bir havadayız. Bu havada ne yapılır, ne yapılır diye düşündüm. Dedim izleyici arkadaşlara neler gösterelim, dostlarımız neleri görsün İsviçre'de. Dedim gidip bir eskici gezeyim ya. İkinci el ürünler satan dükkan gezeyim dedim. Bu havada ancak o yapılır. Ya ancak o değil de şu anda benim açımdan yani. Yoksa bu havada da çok güzel etkinlikler yapılabilir. Benim için şimdilik bu iyi. Dedim gidip bir eskicileri gezeyim. Sırtınızı koltuğa yaslayın ve videonun keyfini çıkarmaya başlayın. Arabamızı kilitledik. Evet, burada kayak malzemeleri ne dışarıya koymuşlar. Şöyle 10 frank, 25 frank. İşte kullanılmışlık değerine göre fiyatları 25, 15. Bu şekilde kullanılmışlık değerine göre satıyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, eskiciye girdik. Bu şekilde. Şu ayvayı satıyorlar, 15. Şu eski sandalyeler. Bunlar da tanesi 15-40 arası. Şu masa 75. Evet, şu masa el işçiliği 450 frank. Ama gerçekten de masaymış ha. Ben bunu çok beğendim. Acaba Zeynep eşime göstersem bunu kabul eder mi? Sandalyeleri de tanesi 40 frank. Vallahi bu masa gerçekten çok güzel. Şimdi böyle masalar yok. Bu masalar gerçek ağaç. El işçiliği bak. Şuralara bak. Bir de bu masanın geçmişi var arkadaşlar. Kim bilir bu masada ne yemekler yenildi, ne sohbetler edildi değil mi? Bu masaya eşimi göstereceğim. Oo, abajurlara bak. Burada böyle bir eski telefon. Eski tip telefon. Şu 45 frankmış bu abajur. 45 frank. Bu 20 frank. Ben de bunu daha pahalı zannetmiştim. Biraz büyük ya. Arkadaşlar, bu eskicilerde hiç aklınıza gelmeyen malzeme bulabilirsiniz. Belki Türkiye'de de öyledir. Türkiye'de hiç gezmedim eskici ama burada böyle. Bir yana. Piyanonun fiyatı ne kadar acaba?
fiyatını göremedim. Koltuk. Bu koltuk 185 fran. 2 fran. Bak şu dolap mesela. Bu dolap benim için çok değerli bir dolap. Bak. 195 fran. Avuç. Elektrikli çimdikli makinesi 80 fran. Mesela şu dolap 225 lira. Gerçek ağaç. Mesela bunlar gerçek ağaç satıyorlar burada. Yani şunlar mesela gerçek tahta, orijinal gerçek ağaç. Şimdi modern mobilya mağazalarında, IKEA gibi yerlerde falan böyle sıkıştırılmış talaş, yani talaş, çer çöpü sıkıştırıp cilalayıp boyayıp dünya paraya satıyorlar. Bir defa kurduğun mobilyayı ikinci defaya kuramıyorsun. Ama şunun gibi mobilyaları defalarca yer değiştir, götür, sök, getir. Üstelik bunu istediğin renge de boyayabilirsin yani. Şuna bak, taş gibi sağlam. Sandık güzelmiş arkadaşlar. Bu da 300 gram şu sandık. Bunlar artık 60'lı yılların mı? İşlemeli bakın. 50'li yılların mı, 60'lı yılların mı, 70'li yılların mı bilmiyorum. Bu bardağı resimler. Şu resim mesela 25 falan. Sehpalar. Spor aletleri. Şu mesela 50 fren. Tenis raketleri var. Tanesi 5 fren. Tenis raketleri var. Beş fren. Bakın arkadaşlar, burada golf şeyleri var, sopaları var.
Tanesi 5 frank. Bakın golf çantası mesela, şu çantası 55 frank şu çanta. Bunu gidip alsan 1000 frank falan da bunların yenisi çantalar. Çok pahalı çantalar bunlar. Bakın şu golf çantalarına bak. Böyle çantalar var, kırmızılar var, perdeler var, elbiseler var. Halılar. Şu kahve makinesi 15 frankmış. Buradaki ürünlerin hepsi test edilmiş, çalışıyor yani. Evet, fotoğraf makineleri. Eskiden kullanılan fotoğraf makineleri, video kameraları, lensler. Ya bunlar eskiden para daha biçilmezdi, daha çok pahalıydı. Burası çok büyük bir eskici değil ama bayağı malzeme de var. Arkadaşlar İsviçre'de eski elbiseler bölümü bayağı iyi çalışıyor. Eski elbise burada çok alıyorlar, çok satılıyor. Yani eskiciler burada iyi para kazanıyor diyebiliriz yani. Arkadaşlar şimdi eskiciden çıktım. Arabanın içine geldim, oturdum. Dışarısı gerçekten çok soğuk. Orada yüksek sesle fazla konuşamadım çünkü müşteriler böyle tip tip bakıyorlar. Haklılar da yani. Bazıları kameraya çıkmak istemiyor. Burada bu eskicilik işi gerçekten büyük bir sektör İsviçre'de. Burada bu işi genellikle bu yardım kuruluşları yapıyor. Mesela bu Kızıl Haç gibi diyelim. Kızıl Haç'a benzer türde yardım kuruluşları var. Onlar yapıyorlar. Bu ülkede aileler çok nüfuslu değil. En fazla bir çocuğu var. Bir ailenin iki çocuğu falan var. Onlar da zaten gitmiş kendini kurtarmış oluyorlar. Burada ki yaşayan insanların, yani İsviçrelilerin birçoğu çocuklarına miras bırakmıyor. Diyor ki ben nasıl kazandıysam o da öyle kazansın diyor. Öyle bedava yok diyor. Bu şekilde düşünen çok İsviçreli ben gördüm. O yüzden öldüğü zaman evini, bu tür evini, arsasını, işte değerli eşyalarını, altınlarını, bankadaki hesaplarını bu tür yardım kuruluşlarına bağışlayanlar ya da belediyeye bağışlayanlar ya da kiliseye bağışlayanlar çok sayıda var. Şimdi diyelim ki burada yaşlı birisi öldü. Çoğu evinde yalnız ölüyor zaten. Bazen devletin
2-3 gün haberi bile olmuyor öldüğünden. Çocukları geliyor işte, bu tür yardım kuruluşlarını arıyorlar. Diyorlar ki işte gelin bu evi boşaltın. Evdeki her şeyi atın. İşte kendine lazım olan şeyler varsa alıyor, gerisini bu kuruluşlara veriyor. Bunlar da diyorlar ki bizim bu ev atmamız için sen bize işte 1000 frank, 2000 frank, 2000 frank, 3000 frank, ne kadar artık işçilik giderse, taşıma işi, çöp atma işi, o parayı ondan talep ediyorlar. Sonra bu eşyaların hepsini alıp önce bir depolarına götürüyorlar. Depolarında yani eşyayı bedavaya parayla alıyorlar yani. Eşyayı alıyor, bir de üstüne para alıyor. Sonra depolarına götürüyorlar. Depolarındaki çalışanların çoğu da gönüllü. Ya gönüllü insanlar ya da burada devletten yardım alan insanlar ya da askerlik yapmamış, askerliğini bu tür yerlerde çalışarak askerlik görevini yerine getiren insanlar oluyor. Yani ücret vermiyorlar çalışanlara. Bir de işçi de bedava. Malzeme de parayla aldılar. Yani para alıp aldılar. O eşyaların içinden çıkan elbiseleri, işte değerli eşyaları, bu züccaciye olsun, mobilya olsun, bunların böyle satışa gidecek gibi olanlarını biraz önce gördüğünüz gibi bu tür dükkanlarda, mağazalarda satışa sunuyorlar ve bayağı da rağbet görüyor. Yani eskici deyip geçmeyin arkadaşlar. Özellikle elbise bölümlerine inanılmaz bir talep var. Benim bazı tango çevresindeki arkadaşlarım üzerlerinde bazen elbiseler görüyorum, kadın erkek olsun, soruyorum. O diyorum, elbisen çok güzelmiş, nereden aldın filan diyorum. Eskiciden ikinci elden aldım diyor, second hand'dan aldım diyor. Şimdi birçoğu için de ikinci el almak entelektüel bir davranış. Yani çevreci insanların çoğu gidip yeni malzeme, yeni mobilya, yeni elbise alacağına eskileri alıyorlar. Bu şekilde diyor ki yenisi üretilmiyor en azından diyor. Yenisi üretildiği zaman bir elbisenin üretilmesi için giden boyası, suyu, doğanın katledilmesi gibi yan zarar verici şeyleri düşünürsek gerçekten de mantıklı. Geliyorlar bu tür yerlerden elbiselerini alıyorlar, mobilyalarını alıyorlar. Onları gidip yıkayıp, ütüleyip giyiyorlar yani, çok güzel şey. Sapsağlam giysi. Neden almayayım diyorlar. Bu aslında bir kültür. Eskiciden alışveriş yapmak da bir görüş aslında. Bir görüş, bir kültür diyebiliriz. Dediğim gibi eskicilik burada bayağı bir revaçta bir iş. Benim ilk geldiğim yıllarımda İsviçre'de ben de kısa süreli bu işi yaptım. Biliyorum nasıl karlı bir iş olduğunu biliyorum. Fakat sonra ben bu işi yapan yabancılar var. Böyle işte burada yaşayan yabancı, bizim gibi yabancılardan yapanlar da var. Fakat onlar bu dediğim dernekler gibi, bu kuruluşlar gibi çok fazla iş yapamıyorlar. Onlar biraz daha az iş yapıyorlar. Bunlar gerçekten çok çok büyük paralar dönüyor burada. Bu eskici işinde. Yani biz biraz böyle ezilmiş gibi, ay eskiciden giysim alınır falan diyenler oluyor ya. Niye alınır? Bal gibi de alınır. Ben kendim bizzat alırım, giyerim yani. Ben eskiciden mobilya da alırım, masa da alırım, bardak da alırım. Yani ben hiç şey yapmam, giyerim yani. Benim için sorun yok. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bunu konu aldık. Eskiciyi konu aldık. Eğer burayla ilgili merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Ben sizi bu konuda bilgilendirmeye çalışırım. Sağ olun, izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnanın benim için güzel bir motivasyon oluyor. İzlenme oranı arttıkça, abone sayısı arttıkça benim için güzel bir motivasyon oluyor. Söz verdiğim gibi 10.000 aboneye ulaştığımızda bir İsviçre marka saati, böyle iyi bir marka saati satın alacağım ve aranızdan bir kişiye çekilişle hediye edeceğim arkadaşlar. Bu YouTube'u da ben hobi amaçlı yapıyorum. Buradan gelen geliri de inanın böyle ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Yani buradan fazla bir gelir beklemiyorum. Hobi amaçlı yapıyorum bu işi. Eğer buraya kadar izlemişseniz şimdi bir like atın. Abone değilseniz abone olun. Belki çekilişte saati siz kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.